Sayın seyirciler, bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Türkiye'de toplumsal yeri olan kadına şiddetle mücadelede son zamanlarda verdiği destekle öne çıkan Kadın ve Demokrasi Derneği, kadınlara sosyal hayatta daha etkin bir yer vermeye çalışıyor. Bu konuyla ilgili stüdyomuzda Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Sema Silkin'i ağırlayacağız. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin projelerinden ve kadına şiddetin geldiği noktayı konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, kadına şiddetten bahsedeceğiz ama önce derneğinizi biraz anlatır mısınız? Evet, burada bulunma sıfatımda Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olmam. Evet. KADEM, yani Kadın ve Demokrasi Derneği, Haziran 2013 yılında kurulmuş bir dernek. Daha çok misyonunu şunun üzerine kurmuştur: kadınların özel, kamusal ve yani bununla birlikte toplumsal hayatta etkinliğini artırmaya yönelik projeler üreten etkin bir dernek olma hedefindedir. Yine kadınları merkeze alan, yani daha çok içinde kadınların olduğu toplumsal sorunlara, bunlara kadın sorunu demek biraz sorunlu bir ifade olarak buluyorum bunu. Kadının içinde olduğu toplumsal meselelerin çözümüne yönelik katkıda bulunmaya çalışan bir dernektir Kadın ve Demokrasi Derneği. Yeni bir dernektir. Şubeleşmesi önümüzdeki aylarda yapılacaktır. Önceliği büyük şehirlere vermek üzere. Şu ana kadar geliştirdiği birçok etkinlik var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi mesela kadınların temsiliyet oranını artırmaya yönelik, özellikle yerel seçimler geliyor ve buna bağlı olarak yerel yönetimler kadın akademisi programımız yapıldı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte. Burada güzel bir katılım sağlandı ve kadınlar bu aldıkları sertifikalarla, aldıkları eğitimlerle, doyurucu eğitimlerle, nitelikli eğitimlerle kendilerine daha fazla nitelik kazandırdılar ve belki önümüzdeki dönemlerde birçoğunu meclis üyesi olarak, belki belediye başkan yardımcısı olarak görmek nasip olacak. Yine bir koruyucu hukuk projemiz var. Bunda bakanlıkla bir partnerliğimiz söz konusu. Kadınlarla alakalı hukuki meselelerle ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacak. Bunlar bakanlığın şu anda kurduğu şiddeti önleme ve izleme merkezlerine, ŞÖNÜM diye adlandırdığımız bu merkezlerde tamamen yönetim kurulu, gönüllü olan yönetim kurulu üyelerimizin buralara gidip bilgilendirme seminerleri vermesiyle devam edecek. İşte önümüzde bir iki süreçte birkaç projemiz daha var. Bunlardan bir tanesi yine Türkiye'de şu anda kadınlarla alakalı yapılmış çok büyük çapta bir araştırma yok. Kadın envanteri yok. Hem iş gücü piyasasında, işte hem kadın meseleleriyle alakalı. Ve bunlarla ilgili bir partnerle birlikte, Avrupa Birliği projesiyle inşallah çok literatüre geçecek ciddi bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Araştırma şirketimizde şu anda altyapısını hazırlıyoruz. Evet, ben projelerinizi soracaktım. Siz projelerinizi anlattınız. Bunlar birkaçıydı. Şimdi daha da var. Yani devam eden şu an hazırlık aşamasında olan projelerimiz var. Evet. Diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyor musunuz veya çalışmalarınız oluyor mu? Evet, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da çok hızlı görüşmelerimiz başladı. Kendileriyle bir iletişim, network kurma anlamında belli toplantılar yaptık. Kadınlarla alakalı meselelerde toplumsal tepki verebilmek, STK birlikteliğini elde edebilmek adına tek bir telefonla bütün bu STK'lara ulaşabilmeyi hedefleyen, bunun da sekreteryasını üstlenmek üzere bir adım attık. Olumlu dönüşler oldu. Toplantılarımız gayet verimli geçti. Evet. Şimdi yapacağımız bir basın açıklamasında ya da üreteceğimiz bir projede hemen birlikte hareket etmek, yüksek ses söyleyebilmek için harekete geçebiliyoruz hızlıca. Kadınlar birebir o zaman size ulaşabilecekler. Evet. Bu telefon hattıyla. Şu anda numarası belli mi? Bu daha çok STK'lar üzerinden yapılmış özel bir çalışma. Direkt halka yönelik bir telefon hattı değil. Evet. Peki direkt birebir size başvuru olabilecek mi? Yani biz internet sitemizde bilgilendirmeler yapıyoruz ama biz hukuki bir sürecin şu an içine girmedik. Yani biz yol gösterme anlamında. Bakanlığımızın zaten çok ciddi çalışmaları var, görüyorsunuz. Biz bu yol gösterme düzeyinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yol gösterme açısından. Genelde kadınlar başvuru anlamında kendilerini çekiyorlar. Hani böyle bir şiddete maruz kaldıkları zaman belki nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Belki nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlar ama böyle bayağı bir çekiniyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet, başvurularla... Bunu aşmaları için neler yapmak lazım? Yani şöyle, aslında biraz kampanyadan da bahsetmek lazım. Buyurun. Bunun çünkü altyapısında şöyle bir gerçeklik de var.
Kadınlar neden bunu saklıyorlar? Çünkü Türkiye'de çaresizlik, evet, bir nebze. Bir de ben tez konuda da şiddet çalıştığım için şöyle bir oran vereyim, evet, mesela dinleyelim size. Türkiye'de şiddete, yani yapılan araştırmalarda şiddete uğrasın uğramasın kadınların %20 ile 30 arasında kadınların şiddete uğramasının doğal görüldüğü bir şey var, sonuç var. Bu toplumsal yapıda demek ki bazı şeyleri irdelemek gerekiyor. Evet. Yani kadının sadece çaresizliği diye açıklayamayız bunu. Farklı gerçeklikler var. Burada yani bunu yadırgayamayabiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani erkek kültüründe oturmuş, evet, mu diyelim yani? Yani erkeğe yüklenen bazı misyonlar var. Şimdi bizim burada erkek, yani sloganımızı görebiliyor muyuz bilmiyorum ama erkeksen öfkeni yen sloganıyla çıktık. Evet. Kafamızda evet, görebiliriz. Erkeksen burada söylemeye çalıştığımız tabii ki bir cinsiyete dayalı bir erkeklik kavramı değil. Biz daha çok burada toplumsal cinsiyete dayalı, sonradan öğrenilmiş, erkeğe yüklenmiş, kültürle, işte tarihle, sosyal hadiselerle ilişkiden beslenen bir erkeklik kavramından, toplumsal cinsiyetten iyi herhalde yetişmek lazım. Evet, kesinlikle öyle. Yani bu çalışmaların eğitim ayağı, bu işin belki de en önemli ayağı. Bunun için de önümüzdeki günlerde inşallah önümüzdeki yıla yönelik bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Bizim burada erkeklik kavramıyla alakalı bir şeyi gündeme getirmeye çalıştık. Evet. Çünkü bizim gerçekten beslendiğimiz inanç sistemi hiçbir şekilde erkekliğe böyle bir misyon yüklemiyor. Evet. Ama böyle bir ülkede yaşadığımız %40'lık oranda, yani 10 kişiden 10 kadından 4'ünün yaşadığı bir şiddet hadisesi var. Dünyada bu oran daha da yüksek. Dolayısıyla biz de bu erkeklik kavramına verilen, atfedilen bu özelliklerin yanlış olduğunu ve bir zihinsel dönüşüm geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hatta yapılan bazı çalışmalar var, yani yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar erkeklerin de aslında bu şeyden, beslenmeden, yani erkeklere yüklenen bu misyondan zarar gördüklerini, kendilerine bu aşırı yüklemeden dolayı şiddete başvurma eğilimlerinin arttığını söylüyorlar. Yani literatürde böyle gerçeklikler var. İşte dolayısıyla erkek de rahatsız, kadın da bunun zararını görüyor. Demek ki bu ifadeyi biraz sorgulamak gerekiyor. Siz başladınız mı sorgulamaya şimdi insanlar arasında? Şimdi biz bununla bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz aslında. Yani etkisi ne oldu? Kampanya bugün başladı. Yani evet, bugün gazete ilanlarıyla, işte kamu spotumuzla ve şeyde İstanbul'da billboardlarda, otobüslerde, otobüs tutacaklarında başlamış bir kampanya. Bugünden sonra tabii bunu biz ölçme yapmamız çok mümkün değil ama çok kişi bunu görecek. Yani milyonlarca insan görecek bunu İstanbul'da. Kamu spotuyla Türkiye'de. Bazı televizyon dizilerinde işte bunu hashtag olarak kullanmayı planlıyoruz. Bugün inşallah o gerçekleşecek. Ve insanların zihninde mutlaka bir yer edinecek. Sloganın ikinci parçası öfkeni yen. Aslında bu şiddet eylemine gitmeden önce bir mesaj erkeğe. Yani erkeksen vur deriz ama gerçek erkeklik o değildir. Ve bizim değerler sistemimizde de öfkesini, işte gerçek pehlivan öfkesini yenendir diyen bir sistem, değerler sisteminden geliyoruz, inanç sisteminden geliyoruz. Dolayısıyla bir adım ötesine gitmeden öfkesine hakim olanın bu eyleme hiçbir şekilde girişmeyeceğini tahmin edebiliriz. Öfkesine hakim olmak isteyip de olamayanlar ne yapacak? Bu anlamda bir yardımımız olabilecek mi? Şimdi orada bir tavsiyelerde bulunabiliriz tabii ki. Yani derin nefesler alacak, belki mekandan uzaklaşacak. Bu yönlendirmeleri kampanyanın bundan sonraki ayaklarında inşallah yapmaya çalışacağız. Inşallah. Kadına şiddetin Türkiye'de geldiği boyuttan az önce biraz bahsettiniz, oran da verdiniz. Biraz daha açarsak bugünkü durum nedir Şöyle, Türkiye'de? Bugünkü durum,
Şu anda %40'lık bir oran var. Hı hı. Yani hayatının herhangi bir devresinde eşinden şiddet görmüş kadınların oranı %40. Yöresel farklılıklar var. En yüksek oran zannediyorum %40-53 ile Doğu Karadeniz'de. Yani evet, Doğu Karadeniz civarında Kuzeydoğu'da. Evet. Bu çok farklı değil. Evet. Batı Marmara'ya doğru biraz daha azalan bir şey var. Oran Doğu ile var. Batı arasında fark var. Fark var mutlaka. Çünkü biliyorsunuz bu eğitimle belli düzeyde şekil alan, eğitimle doğru orantılı olarak biraz daha düşen ama tamamen çözülmeyen bir mesele. Yalnız son yapılan çalışmalarda şu var. Son bir yılda şiddete uğrayanların oranı %9.9. Yani bu aslında yapılan çalışmaların bir karşılığı olduğunu, bu mücadelenin, bakanlığın, sivil toplum kuruluşlarının topyekün verdiği mücadelenin bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Bunlarla biz aslında özellikle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla şiddet hadisesinin artık yadırganan, toplumda karşılığı olmayan, ayıplanan bir hal almasını hedefliyoruz. İnşallah. Evet. Yani eskiden mesela anne babaların mesela bu kültüreldir aslında. Nasıl huzur evlerine verilmesi evlatlar için bir şeyse, yadırganan, onur kırıcı bir durumsa, şiddetin de kesinlikle özel alanın dışında bir toplumsal sorun olduğunun algılanması gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz komşunuzun evine hırsız girdiğinde hemen polisi aramakta tereddüt etmiyorsunuz. Ama bir şiddet sesi duyduğunuzda onların mahremidir diyorsunuz, özel hayattır diyorsunuz ve hiçbir şekilde oradaki yaraya, o ailenin... O noktada da sessiz kalmayacağız. Evet, sessiz kalmamız gerekiyor. Bakanlığın burada zaten çok fazla telefon hatları vesaire, şu anda bütün kamu kurumlarının gittiğinizde size anında destek olacak bir büro ulaşabilecekleri noktalar mutlaka var. Çok teşekkür ediyoruz. Kadına yönelik şiddeti konuştuk. Şimdi reklam arası vereceğiz. Az sonra reklam arasından sonra karşınızdayız. Vay arkadaş be. Yine siftah yapamadan akşama ettik iyi mi? Ya kerata. Karışmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Dede? Dede ya. Babası kılıkla. Biz nasıl teslim ettiysek öyle duruyor dükkan. Bir hamle yap. Teknolojiyi kullan. Teknoloji nere? Biz nere? Sen merak etme Tosun. O işe Türkcell bakıyor. Al bakalım şu tableti. Türkcell'in işte teknoloji hamlesine gir. Oradaki pazarlama çözümlerine bak. Müşterilerini indirimden, yeni ürünlerden haberdar et. Gör bak. Müşteriler nasıl akın akın geliyor. Türkcell'in işte teknoloji hamlesine katılın, size uygun pazarlama çözümleriyle hem müşterilerinize daha yakın olun, hem de yeni müşteriler kazanın. Turkan, Alaturka, bol çikolatalı Alaturka, Alaturka lezzeti ala. Alaturka'dan bol çikolatalı dolgusuyla lezzeti bol kurabiyeler. Neymiş bir ölçek yapmış? Burası tırtıklı. Lekeye döküp sürttük mü? Biraz da makineye. Tamamdır. Hiç canını sıkmayacaksın. Ben işte bir yıkamaya bakar. Lekenin üzerine gezdireceksin. Ilık su koyacaksın. Bir de makineye attık mı bir seferde hallolur. Vallahi sakız gibi olmuş. Bir yıkamada mıydı? Bir seferde. Veniş. Zor lekelere bir yıkamada elveda. Dünyada her geçen gün daha fazla diş hekimi Colgate hassas dişlere profesyonel çözümü öneriyor. Artık Colgate hassas dişlere profesyonel çözümü öneriyorum. Colgate sinirlere giden açığa çıkmış dentin kanallarını doldurarak anında rahatlama sağlıyor. Denedim ve etkisini kendimde de gördüm. Colgate hassas dişlere profesyonel çözüm, anında rahatlama ve uzun süreli koruma. Ben değiştirdim, siz de deneyin. Yıllara meydan okuyan performansıyla İlk günkü yüksek emiş gücünü kaybetmeyen surf teknolojisine sahip Vestel Fırtına elektrikli süpürge. Sadece 299 lira. Vestel, dost teknoloji.
Şuradan iki kilo elma tartar mısın? Ben başlayacağım. Ne? O kadar ovalarsanız olacağı bu. Ovalamaya stop. Şimdi yeni Slipbank Turbo Power var. Kir ve kireci saniyeler içinde yok eder. Ovalamayın, sadece durulayın yeter. Yeni Slipbank Turbo Power. Ovalamadan temizlik. Sanıyordum ama tam filtreyi çıkarırken kusacaktım. Çamaşırları düşünsene. Her yıkamadan sonra makinenin içinde kir birikir. Bu yüzden Kalgon ikisi bir arada öneriyoruz. Kiri önlüyor, kirece karşı koruyor. Makineniz temiz kalıyor. Kalgon'la iki kat koruma, iki kat temiz ve uzun ömürlü makineler. Makineniz olsun yaşar Kalgon'la. Kişisel bakımınızı yarım bırakmazsınız. Peki ağız bakımınızı? Diş fırçasıyla ağız bakımınız yarım kalır. Çünkü bakteriler diş fırçasının ulaşamadığı her yerdedir. Listerin ağzınızın tamamına ulaşır, bakteri planı derinlemesine temizler. Fırçanın başladığını Listerin bitirir. Listerin Stay White, dişlerin daha beyaz kalmasını sağlar. Bütün yönleriyle dershane gerçeği. Bugün zamanla. Kitap severler için yepyeni bir hizmet. Herkesin evinde bulunması gereken birbirinden değerli iki kitap kısa bir süre için 30 lira yerine sadece 15 lira. 440 sayfa 14 çarpı 20 santimetre ebadında herkesin evinde bulunması gereken kaynak bir eser. Tam dua kitabı. Şifalı dualar, selavat-ı şerifler, tevbe, şükür duası, bereket duası, üzüntü ve sıkıntıdan korunmak için okunacak dualar, Berat ve Kadir gecesi okunacak dualar, namaz duaları, Selat-ı Tefriciye ve Selat-ı Münciye duaları, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerimizin duaları ve daha birçok duanın ayrıntılı olarak açıklandığı muhteşem bir kaynak eser. Duaların Arapça metinlerinin Türkçe okunuşuyla birlikte verilmesiyle artık duaları Arapçasından da kolayca okuyabileceksiniz. Dur, daha bitmedi. 10 dakika içinde arayan herkese Türkiye'de satış rekorları kıran ve 51. baskısı yapılan Esma-ül Hüsna Hazinesi ve Esma-ül Hüsna'ya göre dualar kitabı hediyemizdir. Herkesin evinde bulunması gereken birbirinden güzel iki kitaptan oluşan büyük dua hazinesi kitap setini sipariş vermek için hemen arayın. Sadece 15 lira. 0212 945 0838. Bütün yönleriyle dershane gerçeği. Bugün zamanla. TC kimlik numarasını 7646'ya gönderen esnafa aynı gün içinde 50 bin lira kredi fırsatı Finansbank'ta. Haftanın ilk gününde Kanal Y'de sabahın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 6.30'da görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, güzel ve özel bir kampanyayla sizlerleyiz. Görmüş olduğunuz gibi yanımda Türkiye'nin değil, artık zaten biliyorsunuzdur, dünyanın bal adamı Sayın Ekrem İnce yanımda. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz bugün güzel bir kampanya yapacağız Özge Hanım. Söz sizde o zaman. Teşekkür ediyorum. Özge Hanım, biliyorsunuz ki bu yıl tüm tüketicilerimize biz Karakoğan banlı gönderiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine has bir lezzeti onların sofrasına kadar ulaştırıyoruz. Dededen toruna bir anlayışla arıcılarımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmaların neticesinde bu güzel besini o yüksek rakımlı dağlarda milyonlarca çiçek özlerinden elde edilmiş bu güzel lezzeti sizlerin sofrasına
getirip ulaştırıyoruz. Bal insanların yemesi gereken en güzel gıda maddesidir. Tabii ki bunu ben bir arıcı veya bunu pratikte bilen birisi olarak söylemiyorum. Tıp doktorlarımız ve herbalistlerimizin tavsiyesidir. Evet. Balın içerisinde yoğun bir şekilde vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bunun yanında metabolizmanın hızlı bir şekilde tüketebileceği şeker yapısına sahiptir. Yani sizin alıp da hemen tüketebileceğiniz bir yapı formatındadır bal. Ben sizi biliyorum. Çayınız yanında şeker değil. Evet. Bal kullanıyorum. Hatta limonunuz da yanında. Evet. Limonlu bal yapıyorum. Bu metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz insanlar bu noktada GDO'lu, katkı maddeli, boya içerikli ürünler tükettiğinden dolayı midedeki hazımsızlık, işte bağırsağı yansıması, bu tür rahatsızlıklar olabiliyor. Bunu da tabii ki bertaraf edebilmek için çayın içerisine balı iki kaşık damlatıyorum. Üzerine de biraz limon sıkıyorum. Afiyetle içiyorum. Bence en güzel, en doğal, en organik içecek de o haldedir. Bu noktada tüm izleyicilerimize de birer tavsiyemizdir. Tabii biz konuşuyoruz ama şu dakika itibariyle sizlere güzel bir kampanya yapacağız. Biz kampanyayı başlattıktan sonra siz aramaya başlıyorsunuz. Biz yine de balın inceliklerinden, o güzelliklerinden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Yanı başınızda bir fırın düşünün. Bir de onun az bir 10-15 metre uzağındaki herhangi bir bakkalı düşünün. Fırın günde 1000 ekmek satıyor, bakkal günde 30 ekmek satıyor. Aynen. Birisi sürümden kazanıyor, birisi de yapmış olduğu perakende satıştan kazanıyor. Biz toptan bir satış yapma stiline giriyoruz. Yani insanlara günde 3-5 kilo satmıyoruz. Yaklaşık 50 ton satışı olan bir firmayız. Ve doğrudan satış yöntemiyle bunu ulaştırıyoruz. Bu noktada arıcılarımızdan cüzi karlarla almış olduğumuz bu balı ambalajlayıp paketledikten sonra cüzi karlarla da tüketicimize ulaştırıyoruz. Ve biz 150-200 TL demiyoruz. 100 TL diyoruz şu dakika itibariyle. 100 TL'ye alabileceğiniz Kara Kovan Gold balından bir değil, iki değil, üç değil. Duruyorum. Biliyorum ki siz bu sayılar arttıkça coşuyorsunuz, şevkleniyorsunuz. Ama biz bunu tabii ki sizler için yapıyoruz. Yine de saymaya devam edeceğiz. 4 de değil, 4,5, ben hazırım şu hiç değil, 5 kilo veriyoruz değil mi? 5 kilogramını da göndermiyoruz. Kısa bir süreliğine sadece bu kampanyaya özel. Sevgili izleyenler, arıyorsunuz ve 6 kilogramına sadece 100 TL'ye sahip oluyorsunuz. Hemen arıyorsunuz, 100 TL'ye 6 kilogram Kara Kovan Gold Band'a sahip oluyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Değil mi Özge Hanım? Bitmesin. Biliyorsunuz ki birçok devlet büyüğümüzün ve sanatçıların kullanmış olduğu güzel bir gıda maddesi var. Propolis, arının kendisi için yapmış olduğu bu güzel besini insanlara sunuyoruz. Ve insanların hücre yenileyici bir özelliğe sahip olan bu gıdadan faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda kemik gelişimi ve zeka gelişimine de büyük katkıları olan gıda takviyesidir. Arayan herkese bu ürünü ücretsiz olarak gönderiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Arayan herkese ücretsiz olarak gönderiyoruz. Yetmedi. Biliyorsunuz ki biz halkımızı ballandırıyoruz ve onlara çeşitli hediyeler gönderiyoruz. Efendim, bu yıl sizlere Tuana İnşaat'tan 2+1 daire veriyoruz. 1 adet Mercedes-Benz A180 veriyoruz. 100 adet akıllı cep telefonu veriyoruz. 10 adet LED TV veriyoruz. Harika bir ev. İçerisinde ailenizle birlikte rahat oturabileceğiniz. Aynı zamanda hani kendinize çıktığı vakit yeni evlenecek çiftlere de hediye edebileceğiniz. Düşünün, bir oğlunuz var veya kızınız var. Ona bir hediye vereceksiniz. Zaten siz bu hediyeyi bizden almış oluyorsunuz. Hediye etmek de sünnettir. Bu noktada bu güzel evi de onlara verebilirsiniz. Yaklaşık 200 bin TL civarında bir değeri vardır. Tapusu, anahtarı, her şey hazır. Ve yaklaşık 2 ay sonra da inşallah sahibine teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir de arabamızı görelim. Mercedes-Benz A180 2013 model 0 kilometrede. Evimizin önünde de bir de arabamız var diyorum ben Ekrem Bey. Evet, arabamız da var. Görüyorsunuz mükemmel bir yol tutuşu var. Aerodinamik yapısı da zaten harika bir